beraber başlayan süreçte önemli haberleri imza atıyor. Bir kere daha kendisini tebrik ettik. Az önce de yaptığı açıklamalar gerçekten enteresandı. Suruç'ta yaşananları ve onun perde arkasını konuştuk. Maltepe Belediyesi ile bağlantılarını, oradan o 300 kişinin gönderilmesi ve orada bulunan bazı isimlerin Dahli ve Alevi Bektaşi Federasyonu Başkan Yardımcısı ve Alevi eski dedesi olan Baki Düzgün'ün ismini verdi. Bunlar gerçekten çok önemli haberlerdi. Bunları sizlerle paylaştık. Bu hususları konuşmaya devam ediyoruz. Şimdi bir stüdyo konuğum var. Gazeteci, yazar Ekrem Kızıltaş. Duayen bir isim. Kendisi şu anda bizlerle. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Evet, Suruç'u konuşurken tabii bu hususları perde arkasında konuşuyoruz biz. Nereden başlayalım? Suruç Türkiye'ye gerçekten sıkıntılı bir sürecin sokulması noktasında öyle bir adım atıldı. Terör örgütleri ve onları gruplayanlar ve onları tabii tasdik edenler noktasında. Nasıl değerlendiriyorsunuz şu anda Türkiye'nin geldiği durumu? Yani Suruç akıp gitmekte olan ve muhtemelen bundan sonra da akıp gidebilecek olaylardan bir tanesi. Tabii Suruç'un görünen yüzü ve görünmeyen yüzü, arka planıyla alakalı konuşulabilecek çok şey var. Evet. Acı olan 32 gencin hayatını kaybetmesi, işte birçoğunun da yaralanması. Ve bunlar Türkiye'nin çeşitli yerlerinden gelen, yani bölgeyle bölgenin hesaplaşmasıyla falan doğrudan alakaları olmayıp, görünüşte en azından, tabii sonrasının ne olacağını bilmiyoruz, görünüşte Kobani'nin yeniden inşasına yardım etmek üzere orada bulundukları söylenen gençler. Tabii işin arka planında şu var, orada 300, 400 ya da 500 civarında genç var. Bunlar bir gün önce de oradaydılar ve orada ne olduğu konusunda ciddi tartışmaların yapılması gereken Rojava devriminin 3. yıl dönümü törenleri için bulundukları, işte o gün bir basın açıklaması yapıp Kobani'ye geçecekleri söyleniyor. Arka planda şöyle bir şey var, bu gençlerin hemen çoğu Kobani'ye geçemeyecekler. Bir, HDP bunu istemiyor, iki, PYD bunu istemiyor. 3 zannediyorum eninde sonunda devlet de bunu çok fazla istemez. Çünkü Kobani daha önce IŞİD tarafından sarılması sonrası biliyorsunuz yakın bir dönemde tekrar saldırıya uğramış bir yer. Dolayısıyla Türkiye'den gidecek bu kadar insanın ki zaten birçoğunun pasaportları bile yok bildiğimiz kadarıyla. Evet. Yani bir anlamda bu bir atraksiyondu. Gidebilecek olan gidecekti. Belki 3, 5 ya da 7 kişi sembolik olarak. Tabii burada garip bir durum var. Bu saldırıyı DAEŞ yaptıysa ki olağan şüpheli DAEŞ ya da IŞİD adına her ne diyeceksek. Mesela normalde akıl der ki bu saldırıyı bir gün önce yapabilirdi. Çok daha kalabalık kitlelerin olduğu bir yerde ve HDP'lilerin de yoğun bir şekilde bulunduğu bir ortamda yapabilirdi. Yapmadı elhamdülillah. Çünkü çok daha kabarık sayıda insanın hayatına sebebiyet verebilirdi bu. HDP'den oradan bir yetkilinin katıldığı oraya geliyorum. HDP'liler kendilerine destek amacıyla oraya gelmiş olan gençlerin tam da basın açıklaması yapacakları sırada HDP'lilerden kimsenin orada bulunmaması manidar bir şey. Ha bunun belki başka sebepleri vardır bilmiyoruz ama manidar bir şey. Artı 300-400 ya da daha kabarık sayıda gencin bulunduğu, misafir edildikleri bir yer ve tam da işte basın açıklaması yapacakları ve maalesef bir canlı bombanın gelip patlama olan yer ve buraya bakan güvenlik kameralarının tamamının karartılmış olması da ciddi şekilde dikkat çekici bir şey. Tabii arka planda ne vardı? Saldırı hakikaten DAEŞ'in miydi? Yoksa ne bileyim HDP üzerinden birileri başka bir şeye mi çanak tutmaya çalıştılar? Yoksa sadece bölgenin meselesi gibi gözüken bir konuya HDP'liler ya da onlara yakın çevreler arka planda başka bir şeyler çevirip bu türden bir patlama mı organize ettiler? Bu soruların cevabı yok. Ve zannediyorum kısa sürede de pek alamayacağız. Bugün mesela... Evet. Herhalde ortaya çıkan şeylere bakılırsa Diyarbakır'daki patlama seçime bir gün kala Diyarbakır'da HDP mitinginde ortaya çıkan patlamanın arka planda mesela o gencin Alevi olduğuna dair şeyler var. İnsanın aklını karıştıran bir şey bu. Çünkü eninde sonunda eğer bu patlama DAEŞ tarafından yaptırıldıysa DAEŞ niçin mesela Alevi bir genci kullansın ya da kullanabilir mi? Bu türden soruların gidebileceği nokta sonsuz ama temelde bir şey var. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir yandan PYD, içeriden PKK ile beraber dışarıdan PYD ile ve bir yandan DAEŞ ile bir yere, bir paranteze doğru sokulmaya çalışılıyor belli ki. Bu parantezin ne olduğu konusunda değişik rivayetler var ama en kuvvetli ihtimal Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin
Suriye'nin kuzeyinde oluşturulmaya çalışılan bir koridora razı edilme gayretleri var. Bu razı edilme gayretleri dolayısıyla her türlü objektif gerçeği, her türlü işte insanların üzerinde ittifak edebilecekleri doğruları bir kenara bırakan bir dalga, tümüyle bir algı oluşturma peşinde. Bu algıyla alakalı en büyük yalan biliyorsunuz Türkiye'nin DAEŞ'e yardım ettiği, DAEŞ'i Türkiye'nin desteklediği, işte ona her türlü silah gönderdiği falan gibi sözler var. DAEŞ'le alakalı geçen sene yayınlanan bir Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi raporu var. DAEŞ'te 30 bin civarında yabancı terörist bulunduğunu söylüyor Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi. Bunların dünyanın 100 ülkesinden geldiklerini ve bunu söylerken mesela ortak yönleri arasında bunların 16 ile 35 yaş arasında olduklarını vurguluyorlar. Bunların yaşadıkları çevrede günlük hayatlarından memnuniyetsiz olan insanlar olduklarını vurguluyorlar. Ama burada bir yerde esas vurgulanması gereken DAEŞ dediğinde aklımıza gelen şey dolayısıyla mesela Müslüman olmaları şeklinde bir ortak vasıf yok. Evet. Ve işin garibi bu kişilerin bölgeye çeşitli şekillerde bölgeye ulaşma gayretlerinin arka planında DAEŞ'in kendilerine verdiği yüksek maaşların da ciddi şekilde etkili olduğunu söylüyorlar. Birkaç gündür benim gözümün takıldığı bir görüntü var. İnternette dolaşan bir görüntü, bazı televizyonlarda da yayınlandı. Şimdi tank dediğiniz şey ciddi bir şeydir. DAEŞ'in elinde şu anda işte Musul'daki Irak ordusunun bıraktığı tanklar ve çeşitli yerlerdeki saldırılardan elde ettiği bazı tanklar var. Bir kasabada zannediyorum işte tanklar geçerken bu tanklardan birisine gençlerin çok düşkün olduğu bir hareket yaptırıyor kullanan kişi. Drift yaptırıyor. Yani tank hızlanıyor, kendi etrafında dönüyor falan. Bu normal şartlar altında baktığınızda çılgın bir şey. Kesinlikle. Niçin çılgın bir şey? Ya tank dediğin şey drift yapmak için değildir. Evet. Ama belli ki DAEŞ içerisinde bulunan işte 100 ülkeden 30 bin genç arasında bu tür konuları iyi bilen, bunun profesyonel olan ve yapılan şeyi bir oyun zannederek, bu işi bir çocukça bir oyun zannederek oraya gelen insanlar var. Ve eninde sonunda Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne yönelik içeriden ve dışarıdan yöneltilen suçlamalar ne diyor? Efendim siz sınırlarınızı gerektiği gibi kontrol etmiyorsunuz. Bu şu demektir. Niye o 2 milyon Suriyeli'yi sınırdan içeri aldınız demektir. Çünkü gerektiği gibi sınır korumak demek, sınırınızı sıkı bir şekilde kapatmak ve ölümden kaçarak ülkenize sığınmaya çalışan insanlara da bir dakika sizi teker teker sayarak her birinizi kontrol ederek %100 emin olarak ancak içeri alabilirim demektir ki Türkiye zaten 2011 Mart'ından sonra bu sıkıntılar başlayınca bütün dünya ülkelerine orada bir tampon bölge oluşturulması ve Esed askerlerinin, Esed ordusunun onları katletme girişimlerine karşı da uçuşa yasak bölge oluşturulması teklifini öne sürmüş. Şu ana kadar da geçerli. Evet, ya kaldı ki geçmişten bugüne kadar zaten özellikle Suriye, Şanlıurfa, Gaziantep bölgesindeki insanlarla oradaki Suriye'nin sınırındaki, kuzeyindeki insanların birebir akrabalık ilişkileri var. Bunlar zaten bir şekilde istihbari birimler tarafından onların nüfusları zaten biliniyor. İşte buradaki mesele yani şu, yol geçen sınırları, değil, onu demek isteyelim. Sınırları geçişken hale getirdiğiniz iddiasının arkasında belli bir doğruluk payı olsa da Türkiye'nin içinde bulunduğu şartlar dolayısıyla Türkiye'ye bu sözü söylemek çok yanlış. Kaldı ki hemen mesela pratik hatırlayabileceğimiz olaylar var. Hatırlayacaksınız geçen seneydi. İngiltere'den, Londra'dan, havaalanından uçakla Türkiye'ye gelen 3 genç kız vardı. 16-17 yaşlarında 3 kız. Evet. Şimdi düşünebiliyor musunuz? İngiltere'den, gümrükten, pasaporttan, işte polis kontrolünden falan geçiyorlar. Türk Hava Yolları uçağına binip Türkiye'ye geliyor bu kızlar. Geldikten 24 saat sonra aileleri İngiliz polisine müracaat ettiği için İngiliz polisi kızları aramaya başlıyor. Ve o zaman Türkiye'yi haberdar ettiklerinde Türkiye'de bu kızların Suriye'ye geçtiklerini tespit ediyor. Hatta buna sebep olan kişi de sonra Kanada devletinin ajanı olduğu ortaya çıkan bir kişiydi. İngiliz asıllıydı vesaire. Şimdi bütün Batı devletleri ve Türkiye'deki bir kısım çevreler ve bu arada bir kısım medyada Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne ya senin sınırların çok geçişken sen DAEŞ'e asker mi gönderiyorsun falan diye soruyorlar. Peki İngiltere mesela kendi ülkesinden çıkan 3-4 ayrı kontrolden geçen bu kızları niçin havalimanında durdurmuyor ki? Daha öncesinde daha sonra bu kızlarla alakalı ihbarlar var. Bunları durdurmuyor da Türkiye'ye gelip tam da üzerinden 24 saat geçtikten sonra Türkiye'ye haber veriyor.
Yine tipik bir olay bundan biraz önce yaşanmıştı. Türkiye'ye gelen ve durumları şüpheli görülen zannediyorum yabancı, Cezayir asıllı ya da birkaç Fransız vatandaşı genci Türkiye havalanından deport ediyor. Ve bunları deport ederken de Marsilya uçağına bindiriyor ilk uçak olduğu için. Fransız polisine de haber veriyor. Diyor ki, DAEŞ'e katılmak niyetiyle Türkiye'ye geldiğinden şüphelendiğim işte şu kadar genci filan uçağa bindirdim, gönderiyorum, durumu bildiririz. Fransız emniyet kuvvetleri o akşam bir açıklama yapıyor. İşte Türkiye tarafından yakalanan ve deport edilen şu kadar genci Paris'te havalimanında gözaltına aldık falan diye emniyet güçleri açıklama yapıyor. Derken televizyon kanallarını arayan bu gençler, çünkü Marsilya'da uçaktan inmişler, sere serpe dolaşıyorlar. Gençler televizyonları arayıp diyorlar ki, yahu arkadaş böyle bir haber veriyorsunuz ama o gençler biziz. Kaldı ki biz Marsilya Havalimanı'na indik ve şu anda da rahat rahat dolaşıyoruz. Kimsenin bizi gözaltına aldığı falan yok, bu yalandır. Şimdi bakın, bu iki tipik olaydan hareketle şunu söyleyelim. Bütün Batı ülkeleri ağız birliği etmiştesine, ya işte Türkiye senin sınırların falan. Bir dakika arkadaşlar, benim sınırlarım tamam geçişken ama siz DAEŞ'e katılma ihtimali olduğunu bildiğiniz insanları niçin sınırlarınızdan geçirip gönderiyorsunuz? Dahası Türkiye size bunları ihbar edip deport ettiğinde, ki rakamlar 1600 civarında insan bildiğim kadarıyla sınır dışı edildi. Çok daha kabarık sayıda insanın da Türkiye'ye gelip oraya geçme ihtimali oldukları için ülkeye giriş yasağı konuldu. Bunlar şaka şeyler değil. Demek ki devlet bu konuda çalışıyor. Kesinlikle. Ve 2013 Ekim ayında terör örgütü olarak ilan ettiği bir örgüte gidebilmesi muhtemelen insanların önünü kesiyor. Ama maalesef Türkiye'den bir kısım siyasi partiler, Türkiye'deki işte Okyanus Medyası falan diye değişik isimler verilen yerler, bu arada Doğan Medyası maalesef, ve ağız birliği etmişçesine Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, güya hükümete ya da Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a düşmanlık sadedinde hükümeti suçlayıp durduruyorlar. Buradaki mevzu şu. Birileri Suriye'nin kuzeyinde mutlaka ve mutlaka bir koridor oluşturulmasına Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin razı olması gerektiği konusunda bastırıyor. Ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti ne münasebet, her ne gerekiyorsa yapar ve buna mani oluruz. Kesinlikle buna karşıyız şeklindeki beyanlar dolayısıyla da bir takım şeyler yaparak Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni köşeye sıkıştırmaya çalışıyorlar. Yani burada... Bence Suruç doğrudan ya da dolaylı olarak böyle bir şey. Onun dışında yaşanan birçok şeyin arka planında bu var. Bundan sonra da belki yaşayabileceğim şeylerin arka planında bu var. Ama dün gece ya da bugünün ilk saatleri itibariyle Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Sayın Başbakan'ın söyledikleri ve özellikle Sayın Cumhurbaşkanı'nın iş artık çığırından çıkmıştır dediğinde olduğu gibi, artık o DAEŞ ya da PYD ya da bir başkası Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin oyun oynanacak bir devlet olmadığını, devlet çarkının soğukkanlı, ağır hareket eden bir çark olduğunu ama dönmeye başladığı andan itibaren de onu durdurmanın zor olduğunu, dün gece 3 saat 3'ü gösterilmesi itibariyle artık Türkiye Cumhuriyeti Devleti herkese gösterdi. Kesinlikle. Ve açıklamalara baktığımızda da bu nokta operasyon değil. Bunlar ki yurt içinde de bildiğim kadarıyla çok sayıda ilde ve ilçede gerek DAEŞ olsun, gerekse PKK mensupları olsun, gerekse DHKPC mensuplarına yönelik ciddi operasyonlar yapılıyor. Herhalde 300'e yakın gözaltı var. 300. Ne gariptir, bunların 40'a yakını yabancı. 36 tanesi. Dolayısıyla devlet bekledi. Belki kendine göre tedbirini aldı. Kozasını ördü ve en sonunda da evet yeter artık deyip düğmeye bastı. Zannediyorum bundan sonra niyetleri her ne olursa olsun birilerinin gerçekleri alt üst etme ya da ters yüz etme çabaları eskisi gibi sonuç vermeyecek. Devlet çark hareketi geçtiğinde zannediyorum eskisinin rahatlığıyla işte mesela MİT tırlarını durdurup ki işin DAEŞ'le alakalı işin bir başka komedi yönü de odur. Efendim Türkiye DAEŞ'e silah gönderiyor. Nereden belli? İşte MİT tırlarında silah vardı. Var yok bilmiyoruz ama MİT tırlarıyla alakalı ben şuna inanıyorum. Benim başbakanım Profesör Doktor Ahmet Davutoğlu yemin ederek, vallahi diyerek o tırlar Bayır Bucak Türkmenlerine giden yardım malzemesiydi dedi. Bakın biz devlet adamının yemin etmesine gerek yoktur. Yemin etmemesi de lazımdır ama Ahmet Davutoğlu benim imanını bildiğim, imanına şahitlik edebileceğim ve kesinlikle yemin ederek yalanın yeğesini bile aklına getirmeyecek birisi olduğunu bildiğim birisi. Dolayısıyla bu başbakan bu şekilde yemin ediyorsa bir takım
bir takım geri zekalıların hala efendim bu devlet işte IŞİD'e silah gönderiyor falan demesi ki IŞİD Musul'u ele geçirdiğinde 2014'te Musul'da 40 bin kişilik Irak ordusu, bu sorunun cevabı hala alınamadı. 40 bin kişilik Irak ordusu bütün silahlarını, uçaklarını bile, tanklarını, toplarını, roketlerini, her şeyini bıraktı ve kaçtı. Ne oldu bunların vatansı? Ne oldu da kaçtı? Hı hı. Kaldı ki IŞİD'in mevcudunun ne kadar olduğunu bilmiyoruz ama elinde bir ordunun işte 40 bin kişilik bir muharip gücün kendisine bıraktığı silahlar elinde var. Çeşitli yerlerden ele geçirdiği tanklar hatta uçaklar var. Hı hı. Kullanıp kullanamamaları ayrı bir mesele. Hı hı. Dolayısıyla Türkiye'nin onlara silah vermesi nereden çıktı? Niçin bunu söylüyorsunuz? Dertleri şu. IŞİD üzerinden Türkiye'yi PKK'ya, PYD'ye itilemek ve onların da Suriye'nin kuzeyinde oluşturmaya çalıştıkları bir rüyaya, bir hayale Türkiye'nin destek olmasını sağlamaya çalışmak. Burada şunu da vurgulamak gerekiyor. Rojava diye bağırıp çağırdıkları şey aslında nedir? Köşeye sıkışan Esed yönetiminin kuzeydeki PYD unsurlarına emaneten teslim ettiği bir yapı. Kaldı ki o yapının tamamı Rojava'daki tüm kantonlarda şu anda Suriye rejimi hakim konumdadır. Emniyet kuvvetleri onlardan, hı hı, eğitimi onlar veriyor. Oradaki resmi dairelerin tamamı Suriye rejiminin. Burada iki şey var. Bir, Suriye rejimi PYD'ye bir şey sağlamış gibi onların Türkiye'ye yönelik hareketlerine zemin hazırlıyor bir. İkincisi de şu, PYD ya da PKK Suriye'nin kuzeyinde bir yapı kuracağım hayaliyle uğraşıp dururken yarın mesela Suriye'de beklenmedik bir gelişme olduğunda bence Esed rejiminin ilk vuracağı, ilk hizaya getireceği güç de PYD'dir. Kendine kesin geldiği anda uğraşacak başka bir şey kalmadan da ona vuracaktır. Çünkü ülkesinin demokratikleşmesi... Bir yerde bir devlet var, bir yerde çapulcu takım var. Tabii ülkesinin demokratikleşmesi konusunda bu kadar, hı, ayak direyen birinin, hı hı, 2004'e kadar nüfus cüzdanı bile vermediği insanlara bir devlet hediye etmesini çok hayal mantıklı bile etmek güçlü. Yani birileri rüya görüyor, birileri, hı, hayal görüyor. Bu hayal üzerinden uluslararası güçlerin desteğiyle operasyonlar yapıyorlar. Bu işi de oyun zannediyorlar. Türkiye, hı, Cumhuriyeti Devleti'ne PYD'liler şunu söyleyebiliyor. HDP'lilerden bazıları. Yahu ne var işte Suriye'nin kuzeyinde bir devletçik kuracağız. Sen de bize destek ol, devletimizi kur. Hı. Bir dakika ya. Bu dünyada söylenebilecek en saçma şeydir. Sen Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin hassas olduğunu sıklıkla deklar ettiği bir konuda. Ben diyor Türkiye Cumhuriyeti Devleti Suriye'nin toprak bütünlüğü konusunda hassasım kardeşim. Güneyimde diyor yarın öbür gün beni rahatsız edebilecek bir oluşuma izin vermem. Ne gerekirse yaparım, mani olurum diyor. Artı bir başka şey de söylüyor. Sen bunu yaparken diyor o hedef aldığın bölgedeki insanlar tümüyle Kürtlerden oluşmuyor. Kaldı ki sen bir Kürt devleti peşinde değilsin. Sen bir PKK-PYD devleti peşindesin. Kesinlikle. Uluslararası bir takım güçlerle işbirliği yapıyorsun. Çünkü o bölgelerde Rojava hikayesi başladığında kendileri gibi düşünmeyen Kürtlerin, Kürtler de dahil olmak üzere bölgedeki Türkmenleri ve Arapları sınır dışı ettiler. Türkiye'ye gelenlerin arasında çoklukla onlardan var. Hı hı. Şu anda da orada bir nüfus üzerinde oyun oynamaya çalışıyorlar. Niçin? Her yer onlardan değil ki. Dolayısıyla Türkiye'deki bir takım Kürt kardeşlerimiz de yahu galiba orada bağımsız bir Kürt devleti kuruluyor diye hayale kapılıyorlar. Hayır, orada uluslararası güçlerin, uluslararası emperyalist güçlerin planladığı bir koridor kurma çabası var. Bunun Kürt devletiyle uzaktan yakından bir alakası yok. Bu doğrudan bir PKK-PYD devletidir. Kesinlikle. Ve şu anda kesinlikle Türkiye'nin son dönemde yaşadığı sıkıntıların, hı hı, bu karmaşık olayların, birilerinin saptırma gayretlerle oluşturmaya çalıştıkları algıların falan filan arka planındaki şey Türkiye'yi buna mecbur etmektir. Şimdi burada çok önemli bir şeyi söylemem lazım. 2003'te Türkiye'de büyük saldırılar oldu. Çok sayıda insanımızın hayatını kaybettiği saldırılar oldu. O saldırılarla alakalı genel geçer yorum neydi? El-Kaide yaptı. İşte sinagog bombalandı, bir yabancı banka bombalandı, şubesi bombalandı. Onları bombalarken benim insanım öldürüldü aslında. Kim yaptı? El-Kaide yaptı denildi. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan o zaman başbakandı. Çıktı televizyonda, canlı yayında. Bu saldırılar bir mesajdır. Bu mesajı alıyor, ayağımın altına atıyor ve çiğniyorum dedi. Şu anda da Türkiye'de her ne oluyorsa bunlar görünür sebeplerin arka planda bir mesaj gayesi vardır. Hmm. Bu mesajın ne olduğu bilebildiğimiz kadarıyla ağırlıklı olarak ey Türkiye, Suriye'nin kuzeyinde böyle bir oluşuma müsaade etmezsen başını derde sokarız diyorlar. Hmm. Türkiye'de diyor ki orada oluşacak bir şey benim için hayati önemdedir. Dolayısıyla buna müsaade etmem, etmemek için elimden geleni yaparım.
Zannediyorum Ramazan öncesinde bölge daha çok hareketlenmişti. Ramazan'ın ilk haftası yığınağın artırılması ve gerek Cumhurbaşkanı'nın, gerek Başbakan'ın, gerekse askerinin yaptığı açıklamalar üzerine oradaki gelişmeler durdu. Büyük ihtimalle belki Suruç'u falan o zaman planladılar. Dolaylı yollardan Türkiye'yi bir takım şeylere mecbur etmek için. Türkiye bir kabile ülkesi değil, Türkiye birimiz cumhuriyeti değil. Kesinlikle. Benim Cumhurbaşkanım bu tür oyunların her birisiyle baş edebilecek bir zihne sahip. Benim Başbakanım da dünyanın hemen her tarafında örnek alınan Stratejik Derinlik isimli kitabın yazarıdır. Kaldı yani, ki 2000 küsur yıllık bir devlet geleneğine sahip bir milletiz. Amerika'nın bile geçmiş 150 yıldan öteye geçmiyor. DAEŞ'in, PYD'nin ve herkesin bu işi oyun zanneden, düşünebiliyor musunuz mesela Türk Silahlı Kuvvetleri'nin DAEŞ'e yönelik Suriye sınırların ötesine yaptığı saldırıyı hafifletmek için birileri bugün başka iddialar ortaya. Efendim oradan işte yaralı biri Türkiye'ye gelecekti, onu kabul etmeyince DAEŞ Türkiye'ye ateş açtı falan diyor. Şimdi bir dakika, buradaki mantıksızlık şu. DAEŞ sahiden Türkiye ile işbirliği falan yapıyorsa ve mesela yaralılar falan geliyorsa, ki olabilir, yaralıyı getir bırakırsa alır bakarsın. Ama bir dakika, yani ben yaralıyı almadım diye bana ateş açma hakkı nereden geliyor? Kesinlikle. Nasıl birisi bunu telaffuz edebiliyor? Öyle bir şey olamaz. Nedir o? Ben Suriye'nin kuzeyinde, Irak'ın kuzeyinde, oralarda bir yerde oyun oynayacağım, devletçilik oynayacağım. Sen de ben her ne yaparsam katlanacaksın. Yok öyle şey. Devlet ciddi bir iştir. Sınır dediğiniz şey ciddi bir iştir. Askere silah sıkmak ciddi bir iştir. Polise silah sıkmak ciddi bir iştir. Mesela olaylar olurken insan üzülüyor. Ya devlet nerede? İşte bir cenazenin geldiğinde Gazi Mahallesi'nden Kaleşnikovlu görüntüler yayınlandı. Ben inanıyorum ki şu anda o görüntüleri, o pozları veren arkadaşların çoğu şu anda içeridedir. Niçin? Devlet bekliyor. Tamam diyor, ben sana şu anda müdahale etmeyeyim çünkü Allah korusun vatandaşa zarar gelir. Ama ben seni biliyorum, ben seni alırım. Dolayısıyla yani kişinin sabır mekanizması ile devletin sabır mekanizması farklı. Çok farklı. Devletin mekanizmaları geç çalışır ama çalıştığı zaman da kimse durduramaz. Şimdi Suriye'nin kuzeyinde kendilerine her ne anlatıldıysa o hayallere kapılarak giden, dünyanın çeşitli yerlerine gelip oraya giden insanların akıllarını başlarına devşirmeleri gereken vakit geliyor. Kesinlikle. Bir Müslüman günahsız, suçsuz yere bir kişiyi öldürmenin, katletmenin bütün bir insanlığı katletmek manasına geldiği Kur'an'da yazıyorsa, bir Müslüman keyfe ma yaşa, mesela Suruç'taki bir olaya kesinlikle dahil olamaz. Niçin? Oradaki gençler açıklanan yüzleriyle barışçı gençlerdi. Biz oyuncak kötü. Oraya gidecek, başka şey yapacak. O zaman vur. O zaman yapabileceğim bir şey varsa yap. Ama burada o gençleri masum bir basın açıklaması yapacağı sırada ve işin garibine görünüşte DAEŞ'in bir niyeti var falan, ama şu anda eğer bu operasyonları DAEŞ yapıyorsa Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni Kuzey Suriye'de bir PKK devleti kurulmasına sıkıştırmak için yapılan organizasyona dahil oluyor. Bu nasıl bir akıldır? Bu nasıl bir mantıktır? Bu kadar geri zekalı olur mu insan? Dolayısıyla ehem mühim diye bir şey vardır. Tamam, insan yaşadığımız şartlar, Birleşmiş Milletler'in durumu, rejimler, sistemler, şunlar. Tamam, bunları tartışırız. Ama bir Müslüman suçsuz yere bir kişinin canına kastedemez. Benim kitabım açık. Benim efendim buyuruyor ki kadına dokunma, çocuğa dokunma, yaşlıya dokunma, ürüne dokunma. Ve Peygamber Efendimiz böyle buyuruyor. Kesinlikle. Yani dinimizi Cenab-ı Hak ona gönderdi Kur'an-ı Kerim'i ve o bize tebliğ etti. Biz onun hayatından ders almak zorundayız. Biz desin dini sen, yıkacak mıyız, ikmal mi edeceğiz? Ben İslam devleti kuruyorum, halifeyim falan. Ya bir dakika arkadaş. Şimdi tamam, belki fıkıhtan şuradan buradan örnekleri alınıp kullanılabilecek bazı noktalar falan olabilir. Ama eninde sonunda en kötüsü şu, Suruç saldırısı Türkiye'nin bir anlamda belki PKK ve PYD'ye biraz eğilmesini, belki Kuzey Suriye'de yapıp edeceklerine biraz göz yummasını sağlamaya yönelik bir saldırı. Bunu sen yaptınsa niçin yaptın? Yapmadınsa açıkla, çünkü son derece güçlü bir şeye sahipsin, network'e sahipsin. Dolayısıyla devlet mekanizmasını hayatı oyun zannedenler, yaptıkları işi oyun zannedenler çalışmasına sebebiyet verdiler. Herhalde sonuçlarına katlanacaklar. Kesinlikle. Ben çok teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığınız. Çok açıklayıcı oldu. Ağzınıza, yüreğinize sağlık. Yeniden bir başka programda görüşmek üzere inşallah.
Sevgili seyirciler, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Ahmet Davutoğlu bazı önemli açıklamalar yapmıştı biliyorsunuz. Şimdi onları sizlerle paylaşalım. Cumhurbaşkanı örgütünün çözüm sürecini istismar ettiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları kaydetti. Şimdi son gelinen aşamada ise artık bu iş tamamıyla çığırından çıkmış durumdaydı. Ve güneydeki gelişmeleri de şöyle değerlendirdiğimiz zaman, yani Kuzey Suriye'deki gelişmeler, oradaki yapılanmalar Türkiye'nin bu noktada çok daha farklı bir adımı atmasını gerekli kılıyor. Eğit Donat, güvenli bölge gibi taleplerinde Türkiye'nin ne kadar haklı olduğuna vurgu yapan Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama ile görüştüğünü de ifade etti. Ve bu görüşmeyle de bölücü örgütün yanında DAEŞ terör örgütüyle mücadeledeki kararlılığımızı bizler teyit ettik. Dedik ki bizim için DAEŞ bir terör örgütüdür ve böyle bir terör örgütüne karşı Türkiye hassasiyetini korumaktadır. Ve bu hassasiyetimizin gereği olarak da bu gece bildiğiniz gibi ilk adım kararlı bir şekilde atıldı. Vatandaşların korku havasına girmemesi gerektiğini ifade eden Erdoğan sözlerini şu ifadelerle sürdürdü. Şu anda biz çok çok farklı bir mücadelenin içerisine girmiş bulunuyoruz. Ve bu mücadelenin içerisinde de sonuna kadar ne gerekiyorsa bunu yapacağız. Yani vatandaşımız devletine inansın. Başbakan Ahmet Davutoğlu, IŞİD'e yönelik hava operasyonları ile ilgili gazetecilerin sorularını yanıtladı. Davutoğlu şu ifadeleri kullandı. Dikkatinizi çekerim. Burada PKK'nın terör eylemleriyle IŞİD'in terör eylemleri arasında neredeyse bir paralellik ve eş zamanlılık var. Suriye'de karşı karşıya oldukları düşünülen gruplar Türkiye'ye hedef aldıklarında o ortak bir zeminde buluşabiliyorlar. Dün güvenlik toplantısıyla ilgili bütün güvenlik birimlerimizi biliyorsunuz bir araya getirdik ve alınabilecek tedbirleri bir eylem planı haline getirdik. Şunu ifade edeyim. Bugün başlayan operasyonlar sadece noktasal operasyonlar değildir. Bu sabah itibariyle silahlı kuvvetlerimiz aldıkları talimat çerçevesinde Suriye sınırında Türkiye'ye tehdit etme potansiyeli taşıyan DAEŞ hedeflerini %100 isabetli ve tespit edilen, bize arz edilen noktalar olmak üzere %100 isabetle tam bir başarıyla ortadan kaldırmıştır. Şu an itibariyle Türkiye Cumhuriyeti sınırları çerçevesinde kim sınırımıza herhangi bir tehdit oluşturursa, talimat çok açık ve nettir. Geceleyin tekrar Başbakanlık direktifiyle Türk Silahlı Kuvvetleri'ni yetkilendirdik. Hangi terör örgütü, kim Türkiye Cumhuriyeti sınırlarına tehdit oluşturacak mahiyette yaklaşırsa, ikinci bir emre gerek olmaksızın gerekli tedip ve tedbir alınacaktır. Bundan hiç kimsenin tereddütü olmasın. Bir astsubayımızı şehit verdik. Allah rahmet eylesin. Bütün bu süreçte şehit olan askerlerimize, polislerimize rahmet diliyorum. Ama o askerlerimizin ve polislerimizin de katilleri mutlak surette cezalandırılacaktır. Dolayısıyla DAEŞ'e dönük operasyon hedefine ulaşmıştır ve durmayacaktır. Her an Suriye'nin üzerinde ve sınıra yakın bölgelerdeki hareketliliği gözlüyoruz. Türkiye'yi tehdit eden en ufak bir hareketlilik karşısında da en şiddetli tepki gösterecektir. Bir daha kimsenin Türkiye içinde bu tür Türkiye sınırını tehdit etmeyen de Türkiye içinde herhangi bir eyleme kalkışmaması için de tedbirlerimiz sürecek. Türkiye kendi güvenliğini ile ilgili karar alırken Ankara'da alır, bu güvenliği uygular. Dün astsubayımıza dönük saldırı zaten Türkiye'ye meşru müdafaa hakkı doğurmuştur. Bu bağlamda bir taraftan sabah saat 3 sularında sınır ötesi operasyon başlarken diğer taraftan tam bir koordinasyon ve eşgüdüm içinde 16